Can ile Canan biyoloji dersinin performans ödevinde aşağıdaki saati tasarlamışlar. Saati sınıfa getirdiklerinde öğretmenleri öğrencilerine saati kullanarak hangi saatte soluk alacağımızı, hangi saatte soluk vereceğimizi söylemelerini istemiş. Bunun üzerine bazı öğrencilerin cevapları aşağıdaki gibi olmuş. Buna göre hangi öğrencilerin cevapları hatalıdır diye soruyor bize. Bu arada akrepteki kaymaları dikkate almayacağız. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu olayların hangisi soluk almada hangisi soluk vermede gerçekleşir? Bunu bir hatırlayalım. Hatırlayabilmek için de şöyle şeklimizi buraya bir getirelim. Soluk alma olayında kubbe halindeki normal halinden düzleştiği haline gelir diyafram yani kasılır. Bu arada, e, kaburgalar arası kaslar da kasıldığı için göğüs kafesi yukarıya doğru yükselir, göğüs boşluğunun hacmi artar. Bu nedenle hava akciğerlere alınır. Akciğer iç basıncı azaldığı için soluk verme sırasında da bunların tam tersi olaylar gerçekleşir. Şimdi bunların hangisi soluk almada, hangisi vermede hemen onu bir tespit edelim. Akciğer iç basıncının artması arkadaşlar soluk verme sırasında gerçekleşir. Diyaframın kasılması soluk almada göğüs iç hacminin artması yine soluk alma sırasında diyaframın kubbeleşmesi verme sırasında karın iç basıncının artışı soluk alma sırasında gerçekleşir. Akciğer iç basıncının azalması yine soluk alma sırasında gerçekleşir. Göğüs iç hacminin azalması vermede Karın iç basıncının azalması yine soluk vermede gerçekleşir. Bunları tabii ki ezberlemeyin arkadaşlar. Ben size konu anlatımında belirtmiştim. Soluk aldığınızda ve verdiğinizde gerçekleşen olayları uygulayarak yaparsanız eğer bu tür soruları çözmenizde oldukça kolay olacaktır. Şimdi öğrencilerin verdiği cevaplara bakalım ve hangileri hata yapmış bulalım. Turan demiş ki 220'de soluk alırız. 220'de arkadaşlar akrep burayı yel da burayı gösterecektir. Yani diyafram kasılır, göğüs iç hacmi artar olacaktır. Her ikisi de soluk almada gerçekleşen olay olduğu için Turan ne Doğru söylemiş, hata yapmamış. 4.35'te soluk alırız demiş ada. Şimdi 4.35'te bakalım ne oluyor? Akrep burada ve yel kovan burada. Göğüs iç hacmi artar, soluk almada gerçekleşir. Karın iç basıncı artar, bu da soluk almada gerçekleşir. O zaman adada ne yapmış? Doğru söylemiş, hata yapmamış. Kamuran demiş ki 10.40'da soluk veririz. 10.40'da Kamuran'ın dediği kısmı hemen belirleyelim. Akrep burayı gösterecek. 10.40 dediği için Yelkovan da burayı gösterecek. Yani göğüs hacmi azalır, ki bu soluk vermede gerçekleşir. Akciğer iç basıncı azalır. Bu da soluk almada gerçekleşir. Kamuran burada hata yapmış. 10.40'da soluk veririz diyemeyiz. Çünkü biri verme, biri alma sırasında gerçekleşen olaylar. O zaman Kamuran hata yapmış. Hidayet demiş ki 11.25'te soluk veririz. Hemen 11.25'i de gösterelim. 11.25'te Yelko, e, akrep burayı gösterecektir. Yelkovan da burayı gösterecektir. Karın iç basıncı azalır ki bu soluk verme sırasında gerçekleşir. Diyaframın kubbeleşmesi yine soluk vermede gerçekleşir. Ne demiş? Soluk veririz demiş. Dolayısıyla hidayet de hata yapmamış. Doğru söylemiş. Selin demiş ki bir onda soluk alırız. Bir onda akrep burayı, yelkovan da burayı gösterecektir. E, burada akciğer iç basıncının artması olayı soluk vermede Diyaframın kasılması soluk alma sırasında gerçekleşir Halbuki e, selin bir onda soluk alırız şeklinde her ikisinde de soluk alma olayında gerçekleştiğini söylemiş o zaman ne yapmış selin de hata yapmış arkadaşlar biz de e, hatalı öğrencilerin cevaplarını aradığımıza göre Kamuran ve selin hatalı Dolayısıyla doğru cevabımız a şıkkı